Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Bir de söyleyeceğim. İnsanın Allah'ı tanıması kolaydır. Kendisini tanıması zordur. Çünkü Allah'ın sanatı vardır, eseri vardır. İnsanın eseri yoktur. Vücudunda Adem olduğu için, tanıması için yok olması lazım. Yok olması için de ilim lazım. İlmin nihayeti yokluktur. Yani hiçliğini bilmektir. Hiçlik içi hiç değildir. Tanımladığımız varlıktan beridir. Bununla alakalı bir yer okuyacağım size. Mevzu Bismillahirrahmanirrahim ve alleme Ademel esma kullaha thumma aradahum alel melaiketi fe kâle enbiûni bi esmâi haulâi in kuntum sâdikîn kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ me allemtenâ inneke entel alimun hakim. Sadakallahun aldım. Bu Adem aleyhisselamın ruçhaniyeti, üstünlüğü nereden kaynaklanıyor? Bunu okumadan, yani ekranda görüyorsunuz. Bunun çeşitli yerleri var. Hilafet meselesi var. Size bir mukaddeme yapmak istiyorum. 10 dakika alır gibi. Fakat düşünen insanlara büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Dersime çalışarak geldiğim için not aldım. Dedik ki, insanı baştan bir daha alıyorum. Allah'ı tanımak kolaydır. Çünkü eseri vardır. Ama insan kendisini tanıması zordur. Ve Allah da şart koşmuştur. İlk önce kendini tanı. Çünkü tanıman gerekenle tanıyacaksın. İnsan ise ilminin nihayetinde hiçliğini bilmektir. İçtiğini bilmek ilim ile olur. Cahil kendini var bilir. Vücut rengini verir. Bununla alakalı hürriyet latifesi devreye giriyor. Kölelikten çıkmak, sıyrılmak. Yani şöyle geçiyor. Kölelikten çıkmayı. Size buna ait bir cümle. Mevzumuz olmadığı için oraya atıf yapıyorum. Şöyle. Hürriyet dediğin başkalarını yaşamak, başkalarının istediklerini yapmak, mecburiyeti olmak mıdır? Ne derler demek midir? Üniversiteyi öyle okuduk. İşe öyle girdik. Öyle giyindik, öyle araba aldık. Ne derler diye. Yaşadığın hayatı sen mi kurguladın, yoksa kendini onun içinde mi buldun? Hürriyet dediğin birilerinin kurguladığı hayatı sana sunduğu ve sen de ona uymak mecburiyetinde kaldığın şeyde midir? Bu hayatı senin düşündüğün, arzuladığın olmadığına delil, sen bu hayat tarzını hazır gördün, İçine doğdun ve büyüyorsun. Birileri seni onun içine koymuş, tıpkı fanos gibi. Balık da fanosta hür zanneder kendini. Baksana, istediklerimi yapıyorum der balık, endan eder. Öyle hava atar. Oysa bilmez ki dairede dönüyor. Ben hürüm,
sonsuz hareket yapabiliyorum derken fanusun içindedir. Fanusu görmediği için. Oysa senin istediklerin, dediğin şeyler birilerinin istedikleri ve sana yapabilirsin şuraya kadar dedikleri sistemin adıdır. Sen sudan haberin var, fanustan haberin yok. Yani hürriyet dediğin şeyi biliyorsun ama içini dolduramamışsın. Sana çok önemli ve alleme Ademel esma, sana secde et dendiğinde, secde et dendiğinde sana verilen veya sende uyandırılan şeydir. Secde et. Hürriyetin alındığı andır. Hürriyetin fark edildiği andır. Secde anı. Sana secde et dendiğinde sana verilen veya sende uyandırılan şeydir. Sana secde etmene yetki verilmiş oluyor secde et denmesi. Ondan önce böyle bir yetki ve yeti yoktu. Bir şey yapıp yapamama, kabul edip reddetme özelliğimizin farkındalığında değildik. Secde et. Cebir yok. Cebir olsa secde et denmezdi. Denebiliyorsun. Denebildiğini anladın. Secdeyi reddetmeyi ve yaparak da yapmayı öğrendin. Yani secde anı farkındalık anıdır. Bunun tersi böyle bir teklifle bulunmamasıdır. Yani teklif bulunmadı çünkü ağaç olabilirdin. Teklifi kabul etmek hürriyetini almaktır veya onaylamaktır veya onun farkındalığını ifade etmektir. Secde. Çünkü bir yerden sıyrılmaktır. Hürriyetine kavuşmaktır secde. Kendinden en uzak olduğun an olduğu için Allah'a en yakın olduğun andır. Allah denilen şey mahiyeti zatiye değil, Esma-i Hüsna'daki Allah'tır. Seni meydana getiren, oluşturan esma bütünlüğüdür. Hakikatına ereğini bağlamaktır. Metni okuyacağım zaten. Reddetmek eski hakikatına devam edip kanaat etmektir. Secdeyi reddetmek. Yani şeytan onu seçti. Secde anı kendi hakikatini, hürriyetini uygulama anı ve zeminidir. Çünkü sen kendini yaşamıyorsun demektir secde anı. Başka bir şeyi yaşıyorsun. Bu sana zenginlik katıyor. Sen zaten sendin ve kendini yaşıyordun. Ezeli ve ebedi. Esma'da vardın. Secde ederek sen seni yaşamıyorsun, başka bir şeyi kendinle yaşıyorsun ve onun hakikatinin farkındalığına geliyorsun. Adem Aleyhisselam cennetteydi. Cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi cennet anlayışı farklı olurdu. Cennette ölüm olduğunu zannetti. Şeytan dedi ki şunu yersen ölümsüz olursun. O ne demek? Cenneti bilmiyor. Cennette olduğu halde. Demek ki bir yerde olmanız yetmiyor. Onu fark etmeniz gerekiyor. Olduğunuz yer değil, olduğunuzu fark etmektir hürriyet. Bak cennetteydi, cennette olduğunu bilmiyordu. Sonra ne ile bildi? Dünyaya gelmesiyle çıktığı yerin cennet olduğunu anladı. Ve orada ölüm olmadığını öğrendi. Buradan öğrendi ama. Hürriyet bu. Sen seni yaşarsan çekirdek olarak kalacaktın. Secde ederek toprağa girdin ve ağaç oldun. Senin hakikatin ağaç oldu. Secde et denmesinde adeta sen kendinin farkına vardım. Kim? Sen hey! Sen secde et. Ha ben demeye başladın. Çünkü muhatap olundun.
muhatap olunarak farkındalığına geldin. Bir de okuyayım. Secde et denmesinde adeta sen kendinin farkına vardın. Ben başka şey olabiliyormuşum farkındalığıdır o an. Yani hep ben olarak yaşıyordum. Ama secde et denmesiyle başka bir şey olabilme yetisi ve yetkisi olduğunu anladım. Şeytan eski haline kanaat etti. Emir aldığın anda varlık düzeylerinin, meratiplerinin sana takdim edildiğini. Bak, emir almak ne demek? Secde et. Yani secde et. Aldığın anda ne demek oldu senden? Ne uyandı? Bizim bildiğimiz bu secde değil bu. Onu gösteriyoruz. İfade ediyoruz. Onun arka tarafı, yani şunu kastediyorum. Erdinç burada mı? Yok. Onunla bunlar konuştuğumuz bir şey vardı. O yazılımcı olduğu için. Abi diyor, bilgisayarda A yazılabilmesi için arka taraftan tam 8 tane şeyler var. Kodlar var. 8 tane. Sıfır olabilmesi için 5 tane mi denli? Nokta olabilmesi için bilmem kaç tane kodlar var. Yani arka taraf buraya hiç benzemiyor. Yani şurada oturduğunuz, bak burada oturmanız alemi misalin dairelerinde, alem misalde, alemi erbahta ve dairelerinde, alemi mana ve dairelerinde nasıl gözüküyor bilmiyoruz. Çünkü size bir şey söyleyeyim. En zor bir şeyin bir yerde olmasıdır fıtratta. Zordur bu. Oysa bir hakikat her yerde olması kolaydır. Allah bu dünyaya getirerek varlığın en zor düzeyini bize yaşatıyor. Yani kuantum fiziğinde aşina olanlar biliyor. Eşyanın melekut tarafında her şey her yerdedir. Her şey her yerde iken hakikati dünyada bir yerde olması çok zordur. Cennette isteseniz de bir yerde olunmuyor. Fiziğin arkası melekut tarafında bir şey her yerdedir. Bir yerde tutamazsınız, zordur. Burası zor bir yerdir. Çok ilginçtir. Adem bile cenneti buradan fark etti. Cennette olmak yetmiyordu. Cenneti idrak etmesi, fark etmesi, dünyaya gelmesi lazım. Dünya ile biliniyor. Kıymetini bilin. Şu anda oturmanız ötelerde nasıl gözüküyor? Ekranda A yazıyor ama arka taraftaki kodların belli değil. Şu anda alemi misalde nasıl gözüküyorsun? Evet, o anda, şu anda oradasın. Şu anda alemi misaldesin, dairelerindesin, alemi erbahtasın ve kendi ağacını inşa ediyorsun. Şu anda çekirdektesin. Bir misal vereyim. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden gelen şeyler, lezzettir, elemdir. Mesela yediğiniz, dokunduğunuz, işittiğiniz, gördüğünüz her şeyin lezzeti, her şeyin lezzet anlama mekanizmamızın yeri, büyüklüğü dimağda bir kırmızı mercimek tanesi kadar bir yerdir. Mesela dilinizi bir yere sürüyorsunuz, baklavaya. Elinizi güzel bir meyveye dokunuyorsunuz. Çocuğuna dokunuyorsun. Güzel bir sada işitiyorsun. Güzel bir koku alıyorsun. Güzel bir manzarayı tefekkür ediyorsun. Burada böyle. Arka tarafta ise lezzet alma mekanizmasında şekil mekil yok. Çocuk mucuk yok. Yani elektriksel boyutta bir lezzet var. Şimdi iyi dinleyin. Kırmızı mercimek tanesi kadar bir yerde bunlar. Gözün, kulağın, burnun, dilin, elin aldığı lezzetlerin anlaşılma mekanizması yeri orası. Sen şimdi o kadar küçül ki kırmızı mercimeğin içindesin. Kırmızı mercimeğin içindesiniz. Tamam? Şimdi bir baktın ki elden bir kod geldi. Lezzet. Çocuk sevgisini.
çocuğu tuttun, evladını, ondan hasıl olan bir lezzeti, lezzet alma mekanizmanızda lezzet oldu. Siz o kadar kırmızı mercimek tanesi kadar yerde ufaksınız ki lezzeti size takdim edildi. Şimdi size soruyorum. Kırmızı mercimek tanesinin içinde sen varsın ve çocuğunu dış dünyadan eline tuttun. Ondan hasıl olan lezzet sana orada takdim edildi. O lezzette çocuğunu şeklini, tipini tutmayı intikal edebilir misin? Sırf sen çocuğu tutmaktan hasıl olan bir lezzetle muhatapsın. Şeklini göremezsin. Mesela diline elmayı koydun. Lezzet aldın. O lezzet, yani dilde sinirler uyarılıyor. Beyine elektriksel dalga olarak gönderiliyor ve lezzet olduğunu anlıyoruz. Bu lezzet hali dildeki elmaya hiç benzemiyor. İşte sen kırmızı mercimek tanesi kadar bir lezzet alma mekanizması içinde oturuyorsun şu anda. Şu anda, ama o bebeğini tutman, elmayı, baklavayı yemen, güzel bir sadayı duyman, çünkü sesle dil, gözden gelen bütün lezzet şekilleri merkezde aynıdır. Lezzet impulsleri denilen dalgayla alıyorsun. Merkezde aynıdır. Ama harici çıkın bakalım. Birisi baklava, birisi güzel bir Kur'an, birisi güzel bir çocuğun elini tutmak, birisi güzel bir söz veya bir güzel bir koku. Dışta böyle. İşte arkadaşlar, biz kırmızı mercimek içinde oturan insanlarız. Burası değil. Yani şu alemi şehadet, şu anda oturma anında dimağınızda, kalbinizde neler oluşuyorsa bir yere gitmiyor. O anda zaten alemi misalda, alemi manada, alemi ervahta şu anda an ve an oluyorsunuz. Ve insan bir çekirdeğe benzer. Burada bir çekirdeğiz. Bütün şeceri hilkatte şu anda ağaç oluyorsunuz. Şu anda. Oturuyorsun ama orada nasıl gözüküyor bilmiyor. İyi gözüktüğünü biliyorum. Ama şeklini bilmiyorum. Yani burası, oraları inşa ederken buradaki hareketlerimiz, sözlerimiz, davranışlarımız, yaptığımız eylemler, secde mesela, orada böyle bir eğilmek yok yani. Başka bir şey. Allah Allah. Emir aldığın anda secde et. Varlık düzeylerinin, meratiplerinin sana takdim edildiğini ve alleme ademel esmaya külleha, bütün varlık mertebeleri sana takdim edildiğini, bir zatın sana muhatabiyetini, sen kendi donanımlarının zorunlu kullanma halinden, içe dönüklükten harice yönelme hakikatinin o anladığını görmek noktasında çok ciddi dönüm ve kavşak ve viraj aldığının farkındalığıdır secde anı. Kavşaktır, virajdır. Ne, hangi virajdır? Sana emir aldığın anda varlık düzeylerinin mertebeleri sana takdim ediliyor. Muhatabiyet alındığını gösteriyor. Kendi donanımlarının, yani sistemin zorunlu yaşantıdan sıyrılıp başka bir şey yapabilme özelliğini, içe dönüklükten dışa yönelme hakikatını göstermesi noktasında virajdır secde anı. Dedik ya, biraz belki felsefe zannetmeyin. Eşyadan sanatkarını inkarı mümkün olan Adem vücudunu koyarak düşüncelere kayıt vurmamış Allah. Şöyle düşünün, şey yapın. 10 tane marangozu toplayın. Bu çok önemli. Allah'a bakın, bak ne yapmış. Ve çok şey yapmış da bu makamda kullanacak tabii. O kadar insan hoşuna gidiyor ki. 10 tane marangoz, sanatınızı birleştirin ve bir sanat yapın, masa yapın.
Ama sanatınızın arkasında sanatkar gözükmesin. Sizi inkar etmek mümkün olsun. Böyle bir masa yapabilirler mi? Sanattan sanatkar gözükmesin. Mümkün değil. İlle sanatkarı tanımlar, tarif eder, ifade eder. Mümkün değil. Ama Allah sanatından inkar edilebilme yönünü ve tarafını da koymuş. Buna vücut alemleri deniliyor. Allah böyle bir Allah. Bir daha söyleyeyim. 1000 tane marangozu birleştirin. Sanatkarlarını bir araya birleştirsinler, sanatkarlıklarını. Bir masa yapın, bir dolap yapın ama sanatkar, usta tanımlanmasın. Bu ustasız olabilir, denilebilecek bir şekilde yapın. Mümkün müdür? Mümkün değildir. Ustasız yapılabilme özelliğini koyamazlar, yükleyemezler. İlla sanatkarını tarif eder. Ama bir elma da tabiattır. Kendi kendinedir. O evrildi, çevrildi, devrildi. Oluştu. Denebilme tarafı vücudun içerisine Adem alemlerini koyabilenin özelliğidir. Kendini inkar etme yönünü de eşyaya koyabilmek. Allah eşyaya bunu koymuş. Ve seni zorunlu bırakmamış. Böylelikle sana hürriyet vermiş. Allah böyle Allah olmalı. Allah hakikaten acayip. Size Allah Resulü'nün son sekerattaki şeyini söyleyeyim. Veya sekeratta söylediği son sözlerden bir tanesi diyeyim. Son iddia olmasın, son sözü demiş olmayayım. Sekerat anında söylediği son sözlerinden bir tanesi. Bunu çok ciddiye alın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bir mana. Hiç kimse Allah hakkında nihayetsiz hüsnüzan yapmadan ölmesin. Allah anlayışınızı sorgulayın. Allah anladığınız gibi değil. Allah'a nihayetsiz bir hüsnüzan verin. Hüsnü zan vermeden sakın ölmeyin diyor. Allah'a suizan etmeyin. Allah'a mutlak ve muhit nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Benim Allah'ım böyle Allah'tır diyeceksin. Her şeye rağmen beni seviyor. Çünkü beni kalkıp aldı, beni buraya koydu. Başı boş ve bir gençliğin içinden çekip çıkartan sen neredesin biliyor musun? Başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkaran, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgaları içerisine sahili selamete çıkarıp seni buraya koyan Allah seni seviyor. Çünkü sevmeseydi sevdiği işleri nasip etmezdi. Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğin şeyi verir misin? Sen, bir daha söylüyorum. Hiç sevmediğin, nefret ettiğine en çok sevdiğin şeyi verir misin? Vermezsin. En çok sevdiğin şey. Allah'ın en çok sevdiği şey nedir? İmandır. En çok sevdiğine verir. Sende bu var, Allah'ın sevgilisi. Şükürler olsun. Bundan şüphe etmek Bakırköylüktür. Kesinlikle şeytanın en büyük düşmanı bu olduğundan sana zannettirir. İşte bu söylediğime aynı mutlak inanmak hüsnü zandır Allah'a. Allah beni, en çok beni seviyor. İmanla hürriyettir abi. Hürriyetin ta kendisidir. Sevdiğinden de razı olur inşallah. Evet. O Hazreti Ömer miydi bilmiyorum da kişinin hürriyeti imanı kadar diye bir söz vardı. Evet. Bediüzzaman Hazretleri hürriyet hem kendine hem gayrine zarar vermemekle başlar diyor. Devam edeyim. Teklif edilerek muhatap alındığını
seçme ve reddetmeye haiz olduğunu, nispi ve itibari farkındalıkla donatıldığını sana söylemiş oluyor. Hürriyetin ifratı şeytanlıktır. Tefriti tekliften haberdar olmadan yaşamaktır. Vasatı fıtratını kıblesine, ereğine, hakikatine bağlayabilmektir. Hürriyet, zıddından sıyrılabilmek, kuralsız, disiplinsiz yaşamak ise köleliktir. Hürriyet, zıddından sıyrılmaktır, kölelik ise kuralsız, disiplinsiz yaşamak ve kölelik, köle olarak yaşamak, yapmak veya yaşamak zorunda kalmaktır. Kölelik, eylemsizliktir kölelik, kendini koyvermektir kölelik. Mazi ve müstakbelden sıyrılma zorunda kalmaktır. Kendini zıtlarla, farkındalıklarla, hatta Adem vücutları ile tanıma fırsatının elinden alınmasıdır kölelik. Bir daha okuyayım. Hürriyet, zıttından sıyrılmaktır. Kölelik ise, kuralsız, disiplinsiz yaşamak ise köleliktir. Yapmak ve yaşamak zorunda kalmaktır. Eylemsizliktir. Kendini kovermektir. Mazi ve müstakbelden sıyrılma zorunda kalmaktır. Sarhoş mesela, mazisi yok. Böyle tamam abi diyor. Yani mazisi yok, müstakbeli yok. Anda kalmaktır. An ise hapishanedir. Kendini zıtlarla, farkındalıklarla, hatta Adem vücutları ile tanıma fırsatının elinden alınmasıdır kölelik. Hürriyet, içsel ve dışsal dengelerin korunmasıdır. Mutlak hürriyet, tek boyutlu yaşayan dağdaki vahşilere mahsustur. Hürriyet, hem kendine hem de gayrına zarar vermemektir. Çoğu insan hürriyetin ismini biliyor ama kendini tanımıyor. Evet, karşıya bakın. Kur'an bazen tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar. Arkadaşlar, bununla alakalı yerleri ben size şey yapayım. 262, öyle mi? 264, 631 vesaire yerlerde var bu. Ne? Ve alleme Ademel esme külleha. Bu teklif edilebilmesi, yani Adem'e secde et, varlığı tanımla, varlığı tanı, meleklere vesaire, hürriyet hakikatinin ortaya çıktığı andır o teklif. Onun için okudum. Yani teklif edilenle eden arasındaki sistemden, yani muhataplıktan çıkan bir haldır hürriyet. Çok önemliydi. Teklif alabilmektir. Şimdi diyor ki Kur'an bazen tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar, maddi cüziyatı zikreder. Onları hakaiki sabite suretine çevirmek için sabit nurani külli esma ile icmal eder, bağlar. Yani devamlı değişen, değişken bir insan, devamlı değişken ve değişen bir dünyada yaşıyor. Bu cümleyi anladınız mı? Buradan çıkarttım. Devamlı tagayyüre değişen, değişime uğrayan, inkılap gören bir dünyada devamlı değişen bir insanız. Bunun farkındalığı çok önemli. İnsan şu farkındalık ne oluyor biliyor musun? Eskide bilmiyorum, siz daha değişik misal verirsiniz ama cep telefonunuza kontör yüklemek için kart satın alırdınız. Değil mi? Ondan sonra altında yazı şey sayı var veya şifre. Ama o şifre gözükmüyor. Tırnağınız da kazırdı. O yazı ile bizim aramızdaki berza işte. Dünya o. Dünya böyle kazıdığın anda ahiret. Dünya ahiret üzerine tenteneli bir perde. Çünkü
alemi gaybın bir menzili burası. Garip bir yer değil. Yani kazıdığın anda oradasın. Yani tefekkür ettiğin anda olduğun yerdesin. Düşündüğünüz yerdesiniz. Yani odunda misalimiz vardı ya, odunun neresinde nur varsa dünyanın orasındadır ahiret. Odunun neresinde duman varsa orasındadır cehennem. Dünyanın orasındadır cehennem. İşte bunları, bu değişkenliği fark ettiğin anda insan esmasına muhatap oluyorsun. Bu farkındalık çok mühim. Bakın ne kadar mühim. Cennetten ihraç olmasına sebebiyet verdi. Bizim de inşallah yayına girecek Kur'an'ın manaları küllidir. Her asırda efradı var. Değil mi? Cennetten Adem'in ihraç edilmesinin Adem'e mahsus ise ben onun kitabını niye okuyayım ki? Cennetten Adem'in çıkartılmasında kasıt benim. Yani benim bir sürü cennetlerimden ihraç ediliyorum. Mesela aile hayatı kişinin hususi bir cennetidir. Aile hayatında iman-ı bil ahiret hükmetmese bu cehennemden, cennetten ihraç ediliyorsunuz. İnsanın enfüsü alemi bir cennetidir. Günahlarla içsel ve ruhsal aleminden ihraç ediliyoruz. Samimi, menfaat ve çıkara dayalı olmayan bir cemaat, kişilerin ruhlarının cennetidir. Başka maksat, riya ve maddi menfaat içeriye veya siyaset sokularak cemaat denilen cennetimizden ihraç ediliyoruz. Aklın cenneti marifetullah'tır. Televizyon ve internetlerle bu cennetten ihraç ediliyoruz. Eğer bir daha söyleyeyim, cennetten ihraç Adem'e mahsussa ben Adem değilim, Havva'da değilim. Ben Meryem değilim, İsa'da değilim, olmayacağım da. Ama Meryem benim, İsa'da benim. Adem de benim, Havva'da benim. Bunu böyle anlamasan Havva'yı Havva'nı alırsın. Havva. Bakın ne nice cennetlerden ihraç var. Böyle bir ders yerine girecek. İzmir'de yaptım bunu. Adem Aleyhisselam'ın cennetteki ihracı bizim hangi cennetlerdeki ihracımızı hatırlatıyor diye böyle bir ders var. Cennet. Şu anda cennettesiniz arkadaşlar. Huzur yok mu? Allah'ını seversen. Veya bir namazda bak başka bir cenneti anlatayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Errahman. Allemel Kur'an. Halakal insane allemehum beyan. Durduramıyorum. Peki böyle bir namazda huzur yok mu? Bir namazda, bir kitapta, bir sohbette, bir mecliste huzur hazır olan zatın alametidir. Ruhun cenneti işte. Namaz ruhun cenneti. Hidayet ruhun cenneti. Bakın sadakat istikameti, istikamet hidayeti, hidayet ruhun cennetidir. İşaret edeceğiz 60. Biz sadakatı bozarak keyfe marşı hareket ederek, disiplini bırakarak, kendimize göre hayatı yorumlayarak hidayet cennetinden ihraç ediliyoruz. O bir kanundur. Efal onun ile bağlıdır. Kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır. Adem'in cennetten ihracı benim cennettekilerden, cennetlerimden ihracımı göstermek için Kur'an'da yer almıştır bir manası.
Yoksa ben Adem'e hapsolsam ne cennetten ihraç edileceğim, ne de Adem olacağım. Kanun, Risale-i Nur böyle işliyor konuyu. Onun için cennetlerimizde dikkat edelim, kıymetini bilelim. En büyük birbirimize nimet, en büyük birbirimize karşı en iyiliğimiz, birbirimize karşı en büyük iyiliğimiz kendi varlığımızdır. Ben size büyük bir nimetim, siz de bana büyük nimetsiniz. Ben sizin inandığınız imanı onaylıyorum, siz de benim imanımı onaylıyorsunuz. Bir Müslümanın en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Ben bunu İtalya'da anlamıştım. Verona denilen bir şehirde bulunuyordum. Şehire çıktım. Hiçbir kimseye, simaya bakıyorum çakal, bakıyorum domuz. Domuz, yılan, akrep. Acayip ayı falan bir sürü hayvan, sanki hayvanat bahçesi. Dikkat ederseniz siz de görürsünüz. Sonra bir tanesi bana demesin mi ki, selamun aleyküm dedisin. Fesuban Allah. Bir dakika dedim ya, bir dakika dur. Dur, adam da şaşırdı, ne oldu dedi ya. Bir dakika dur kardeşim, sen bana ne dedin? Sana, selamun aleyküm dedi ya. Ya korktu, korkma kardeş, korkma. Bu kadar bir iki saatten beri dolaşıyorum, bir tane insana denk gelmedi. Bana selamun aleyküm diyorsun ya, bana öyle bir güven verdin ki. Allah'ın selameti, selamı üzerine olsun. Allah ile bağın iyi olsun. Allah bana gösterdin. Allah Allah. O zaman söyledim adama. Ya dedim, sen bana ne iyilik yaptın? Adam durdu, tanıştık. İstanbul döner mi diyor. Restoran bir dükkanın sahibiydi. Allah selamet versin, Adanalıydı. Ondan sonra, sen bana ne yaptın biliyor musun? Bir Müslümanın en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Şimdi benim imanımı onayladın. Benim davamın doğru olduğunu doğruluğunla gösterdin. Onun için bir Müslümana en büyük kıymeti kendi varlığıdır, iyiliği. Birbirimizin kıymetini bilmek lazım. Eften püften bahanelerle yuvanızı, ailenizi, dostlarınızı sorgulamayın, sorgulattırmayın. Harcamayın. Herkeste sufli, eksik sıfatları olur. Onları değiştirmeye kalkmayın. Onları düzelttirmeyin eşinize. Güzel sıfatlarını onaylayarak çapını genişletin. Güzel sıfatlar insanda hakim oldu mu, süfli sıfatlar ortaya çıkamaz. Ama kötü sıfatlarını düzeltmeye çalışırsanız direnir ve kuvvet bulur. Çapı genişlenir. Zorlanırsa münafıklığa inkılap eder, sana göstermez ama içinde durur. Sıfat, insanları değiştirmeye uğraşmayın. Güzel sıfatlarını onaylayarak güzel sıfatın çapını genişlettirin. Süfli sıfat dameninde kalır, gölgesinde kalır, gözükmez. Sabit, nurani, külli esma ile icmal eder. Yani bu hakikatleri, yani yaşadığımız dünyayı Cenab-ı Hak esmaya bağlıyor. Esma. Bunlar hepsi bağlı esma. Veya tefekküre, ibrete teşvik eder. Yani tefekkür, aklın cennetidir. Eğer tefekkür etmeseniz, aklınız cehenneme düşer. Onun için, abi panik atak, paniğim, depresyonum, canım sıkılıyor. Kimin sözüdür? Akla tefekkür ettirmeyen, tefekkür mesleğine gitmeyen, bu kaçınılmazdır. Ne olur? Bu kardeşiniz itimat edin. İfade etmek benim ahlakıma yakışmaz. Ama şunu sana söyleyeyim. Nurcular da dahil her cemaatin önde gidendir. Çok tepelerde her cemaata, tarikatından nurcusuna kadar gidenlerle bu konuda biraz alakadar olduğumdan beni arıyorlar ve soruyorlar. Hocam, ben sarf ve nahiv dersini veren insanım. En zirve Arapça tefsirini yapıyorum, ders veriyorum. Veya benim nurculardan vakıftır, tepededir. Abi, neyim eksikliğim var? Veya diyemiyorsan, sen kardeş, bir 10 dakika görüşebilir miyiz? Abi, kaç saatliğine geleyim? Tamam, anladım dedi.
10 dakika görüşebiliriz. Kaç saat? Gittiğim zaman gördüm ki İbrahim ateşe atılmış. Ateş yakıyor. İbrahim'i ateşe atan Nemrut, eğer İbrahim İbrahimleşseydi, İbrahim'i bir meşrebe dönseydik ateş yakmayacaktı. İbrahim'i meşrep tefekkür ve şefkattir. Onu bunu sorgulayıp yargılayan, iten, eteleyen, öteleyen, taassup yapan şefkat hakikatine zıt hareket ediyor. O zaman Nemrut'un cehennemi kaçınılmazdır. Tefekkür yapmayan dimağını ateşin içine koymuştur. Nemrut'un ateşindesin. Ya soğuk ve barit ve camit varlığı tefekkürle, bak, soğuk ve camit bir buz düşünün, eriten hakikattır tefekkür. Tefekkür aklın cennetidir. Cennete gitmek istiyorsanız dünyada, öteki cennete zaten gideceksiniz inşallah. Oraya sipsen değil, hayvanlar gidecek, deliler gidecek, fethet ehli gidecek. İmam Ali söylüyor bunu. Önemli olan bu dünyada cennete girmektir. Fethuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Cennete geçeceksin demiyor. Gir cennetime. Burada, burada. İbretle teşvik eder, tefekküre ve ibrete teşvik eder, bir fezlekiyle hatime verir. Birinci mananın misallerinde mesela ve alleme Adem'e lesme külleha sümme eradehum ala melaiketi fekale enbi'uni bi esmai ha'ulai inküntüm sadikin kâle subhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke telalimun hakim. İşte şu ayet evvela Hazreti Adem'in hilafet meselesinde melaikelere ruçhaniyetine medar onun ilmi olduğu anlattığım konular. İlmin nihayeti nedir? Sonu Yasin? Hiçliğini bilmektir. Hiçliğini bilmek hiç olmak değil, sonsuz varlığı misafir etmektir. Allah. Ama ilmin sonu hiçliğini bildiğin zaman senin için sondur. Evet. Normalde nihayetsizdir aslında. Evet. Bildiğin zaman senin için sondur. Excel sayfasında sonsuz ekran açabilirsin ama çalışman bittiği zaman senin için bitmiştir. Güzel. İyi ki Allah var. Ne olmasa ne yapacaktık ya? Allah ne güzel bir Allah ki bunları konuşturuyor. Olmasa olmayacaktık. Ne dedin? Olmasa olmayacaktık. Olmasak olmayacaktık diyor. Doğru söylüyor. Ya ilk defa görüşüyoruz değil mi? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Doğru söyledin. Hazreti Adem'in hilafet meselesinde ve melaikeler ruçhaniyetine medar onun ilmi olduğu olan bir hadisi cüziyi zikreder. Cüzi bir hadiseyi zikreder. Sonra o hadisede melaikelerin Hazreti Adem'e karşı ilim noktasında hadisi mağlubiyetlerini zikreder. Şimdi buradan geçiyoruz. 200 açar mısın Furkan'ım? 62. Hem mesela ve alleme Adem'el esma'e külleha. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafeti kübrada mucize-i kübrası talim esmadır diyor. Hilafet, bak, davayı hilafeti kübra, Allah'ın halifesi olmak insan bu dünyada, varlık aleminde. Bu dünya değil, varlık aleminde. Çok tuhaf şeyler var elimizde, fark edemiyoruz. Onlardan bir tanesini bak size söyleyeyim. Varlık aleminde olup var olmayan ama bütün varlığımız onun üzerine bina ettiğimiz matematik, vücut haricisi yoktur. Varlık cinsinden değildir. Ve hatta bazı filozoflar matematik felsefesinde yoktur.
bizim kurguladığımız bir sistem derler. O zaman ona denilir. Bu kadar büyük teknoloji ve varlık düzeyleri hiçlik üzerine mi kurguladık? İnsan için bunu söylüyorum. Fiziğin kaynağı vardır. Eşyadır. Eşyayı kaldırırsanız fizik yoktur. Kimyanın kaynağı eşyadır. Kaldırın kimya yoktur. Öyle değil mi? Tıbbın kaynağı vardır. Kaldır insanı tıp yoktur. Varlığı kaldırın matematik gene vardır. Çünkü matematik varlık değil. Mesela 5 dediğin için yoktur. Zaten vardı. Ve tipi de yoktur. Sen öyle bir şey demişsin böyle. Yani Big Bang şu saniyeden sonra, şu kadar zamandan sonra patladı derken ondan öncesi de var demektir. Ama varlık düzeyi değil. Onun için varlığa Adem vücudu, işte Adem'le vücut arasında bir berzahtır ve matematiğin kaynağı yoktur. Her şeyin kaynağını arayanlar matematiğe kaynak bulsunlar. Yani onu kim yaptı? Elmayı kim yaptı? Ağaç. Sütü kim yaptı? Ağaç. Sığır. Maddeyi kim yaptı? Allah'a kim yaptı? Soru diye sorana diyorum. Bu konuda mevzumuz bir değil. Matematiği hangi kaynaktan çıkıyorsa onu tespit et. Allah'ta o kaynak diyebilirsin. Çünkü matematik var değil ama hiç de değil. Yoktur vücudu, nesnesi yoktur. Eksi sonsuz, artı sonsuz. İşte yok ya, gibi yok. Yok. Yani bir realitesi yok. O zaman her şeyi onun üzerine bina ettiğimiz şey matematiğin vücut haricisi yok. Vücudu yok, kaynağı yok. O ateistler mesela bir tane sakat var böyle. Kafadan bedenden de sakat. Alman bir tane böyle var ya böyle azıcık böyle kafa var. Belden aşağı yok. Kingsink miydi nedir? Ha, o adam. Esas matematik profesörüdür. Ama Allah'ı inkar etmekte tarihi kullanır. Tarihten diye Allah. Kimyadan, fizikten ve Darwin coğrafyadan kullanır ama kendi mesleği olan matematikten Allah'ın inkarına gidemiyor. Gidemez. Abi o kabul etti ama. En son etti, evet. Etti. Tanrı işte şey yaptı. Onu çevirmeye çalışıyorlar, gizlemeye çalışıyorlar ama ilan etti. Ölümü yaklaştı galiba. Ölüm yaklaştı diyor da. Şimdi şu ama söylemesi çok garip. Tehdit var ya. Ölümü yaklaşmış. Bir tanesine demiştim ki ahiret yok ama inan reddetti, inkar ettiğin yere gidiyorsun maalesef dedim. O öyle sarsmış ki gece yarısı beni aradı. Bak, inkar ettiğin yere gidiyorsun. Ne vahim. Bunun kadar vahim bir şey olamaz. İnkar ettiğin yere gidiyorsun. Girdin içeri, hop merhaba. Hayret. Kimsin sen? İnkar ettiğim. Allah Allah. Ne kadar bahtiyarız ki Allah'a inanabiliyoruz. Aklınız eğer zekadan ileri ise dünyanın en bahtiyar insanısınız. Eğer zekanız aklınızdan ileride ise dünyanın en sıkıntılı insanısınız. Allah bizi böyle yapmasın. Ne demek? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak ikalden geliyor. Bağlamak akıllılıktır. Akıl öndedir. Yani vahye ve sadakat. Bu akılla kendi mutluluğuna çalışmak, vahiden alakasını kesmek zekavettir. Allah onun belasını verdi demektir. Motor üzerine sarar. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Ancak Nemrut'un cehennemine düşersiniz. Ya. Aklın içinde zekavet var ama zekanın içinde akıl yoktur. Onun için Yahudilere, Deccal'a, tilkiye, maymuna ustad, zeki ve desas diyor. Akıllı demiyor. Kur'an'da ya akılun, ta akılun,
efele tefekkürün, efele tedebbürün gibi ayetlerle akla hitap edin. Aklınızı başınıza aldınız denilirken akıl hitap değil. Aklınızı başınıza al. Hasan, buyurun takkeni kafana al. Ha, demek ki burada. Aldım. Aklınızı başınıza alın demek aklı başa. Kime hitaptır? Zekaveti hitaptır. Bakıyor musunuz duvara? Talim esmadır diyor. İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harika ve diğer sair enbiyanın mucizeleri yani diğer peygamberlerin mucizeleri birer hususi harikayı beşeriye remzettiği gibi. Mesela Yusuf'un kuyudan çıkması kuyulardan çıkmamızı nasıl olacağını öğretiyor. 11 tane kardeşinin aşağı atması 11 tane sufli sıfatlardan farkındalığına gelmemizi söylüyor. Hasettir, gıybettir, adavettir, tulu emeldir, riyadır, tamam mı? Kistir, yeistir, ben merkezde yaşamaktır, ümitsizliktir. 11 tane sufli sıfat. Kuyuya seni atıyor. Tamam mı? İşte diğer peygamberlerde mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesi suyun altından geçmiştir Musa, bir tanesi suyun üzerine geçmiştir Nuh. Eğer sen veya Musa şeriattır, şeriatı simgeler, sünnet-i seniyi simgeler, sünnet-i seniyi yaşarsan hadiselerin hem altından hem üstünden geçersin. Sünnet-i seniyeden çıkarsan Firavun gibi o suda boğulursun. Firavun'da maksat vücudun %76 su unsurudur. Ve oruç için ustad diyor, oruç diyor, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur diyor. Nemrutluk cephesine demiyor. Bedendeki su unsuru, özür dilerim, cinselliktir ve kanla alakalı. Yani suyla alakalı her şeydir. Onu kontrol etmek, şeriata uymaktır. Sünnet-i seniye uyarak. Eğer bedendeki %76 su unsuru ve suyla alakalı duygulara hakim olamazsan Firavun gibi o suda boğulursun. Ondan kurtulmanın yolu ya Nuh olacaksın, Nuh veya Musevi meşrep olacaksın. Yani Musa meşrebi veya Nuh meşrebi. Musa şeriatçıydı. Nuh ise sadakatçıydı. Sair peygamberlerin birer ruhsu harika-i beşeriye remzettiği gibi bütün enbiyanın pederi, bak bütün peygamberlerin babası ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşerinin nihayetlerine en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Yani Adem aleyhisselam'da ve alleme Ademel esme külleha ona isimlerini öğrettik. Somuttan soyuta geçebilme özelliği verilmiş demektir. Yani somut iken soyut düşünebilen evamiri tekviniye sahip yani hakaik-i nisbiye, hakaik itibariye, emri itibari, emri nisbiye sahiptir insan. Yani eşyaya alarak eşyanın dışında düşünceyi üretebilendir insan. Mana verebilendir insan. Eşyaya isim verebilendir. Bardaktır ama sığır bunu veremez. Melek veremez. Melek acıkmadığı için açlığı bilemez. Cinselliği bilemez. Üşümez. Üşümeyi bilmez. İnsan zıtların cemidir. Adem'e bunlar talim edilmesi. Cemül cemdir insan. İnsan ile Allah mabeninde bir berzah yoktur. Maben yoktur diyor. İnsan bütün kainatın içine almıştır. Kainat içine almıştır ama insan kainata sığmamıştır. Kendi kıymetinizi bilin. Basit basit sebeplerde telef etmeyin. Dünyanın kıymetini bilin. Bu nokta itibariyle dünya cennetten üstündür.
Cennet tek boyuttur. Kötülükler yoktur. Karanlık yoktur. Güneş de yoktur. Her şey nur ve nuranidir. Cehennem tek boyuttur. Hayır yoktur. Şer vardır. Dünya ise zıtların cemidir. Ve inanın şu anda buradasınız şuur ama vefat ettiğiniz anda her şey her yerdedir. Orada isteseniz de bir yerde olamazsınız. Zor bir şey yapılmıştır. Kıymetini bilin. Bir yerde olabilmek en mükemmeldir. Bu da haşa çok özür dilerim. Affınıza sınırım. Tefekkür için Allah'ın zıttığıdır. En zıt nokta maddedir. Atomdur. Şu alemi şehadettir. En zıt olduğu için en başı içine alandır. Meyve en sondur ama ağacın tümünü içine alandır. Çiçek en son değildir. Dal en son değildir. Meyve en sondur. Yani Allah vacibül vücut Kab-ı Kavseyn, Nur-u Muhammed'i Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz İlaşe'ye, Lef-i Mahfuz Arş, efendim Cennet, Cennet Cehennem, Daire İlim, Daire Hayat Kürs, Lef-i Mahfuz İspat vesaire Kafnın gel, Alem-i Şehid-i Katsema, en son Alem-i Şehadet, Dünya ve Sen, en kesif, yani en son, en baş içine almış. Melek de atom olmadığı için atoma ait atom olarak vücudu bilmediğinden atomla alakalı vücutlardan haberi yoktur. Mesela acıkmıyor, üşümüyor, bilmez. Abi ilimle bir yerde olunuyor değil mi yani? Bir ilimle olunabiliyor ama şu anda... Mesela biz buradayız abi şu anda yani kafamız başka bir yerde... Olabiliyor. Ama o zaman işte öyle olmuyorsun. Bu bedenen de her yerdesin. Çünkü zaten kuantum fiziği buna da varmış. Çünkü kuantum fiziğinde yani metafizik, atom altı, alem buradan daha karmaşık. Eskide biz kilise, lisede okurken maddenin en küçük parçası atomdu. Daha şansı yoktu. Benim fizikçi derdi ki, Hasan... Keşke ahirete böyle bir işaret olsa, bir yol olsa, patika yolu da ben onu asfalt yapardım. Sonra bu atom altı alemi daha çok belirdi. Atom altı bu Cen hadisesinde hele, yani şey darbe vurmaktı dine. Yani ahiret var, Allah var, ahiret var, Allah var her taraftan. Ya artık bütün dünya fizikçileri en zirve gelsinler, maddeye bakalım. Diyelim ki ya bu maddeden sonra bir şey var ya, bir alamet var, bir ipucu var, bir su sızıntısı var, bir ufak bir yol. Bak aradık, o kadar da istiyoruz ki keşke bir sızıntı olsa, su sızıntısı da suya intikal etsek. Ya bir ufak ses duysak diye yapılmış, ana gaye buydu. Yani burada mesela tavandan su akıyor hafif. Der misiniz ona yukarıdaki yatak odadan geliyor. Ne dersiniz? Ya mutfaktan geliyor ya tuvaletten geliyor. Değil? Ha, işte atom altına inince böyle bir ufak bir yol, varlık düzeyi, yani atom bittiği zaman sıfırlanmasın, başka bir şey olursa diyeceğiz ki ha bunun bu yol atom bitti, bundan sonra bir şey başladı. Ha bu başladığına göre bunun nihayeti yoktur. O zaman cenneti herhangi bir yere koyabilirsin. Bir baktılar ki atom altı, atom üstünden daha karmaşık, daha canlı. Baktı ki bu mümkün değil. Allahsız olması mümkün değil. Higgs, iki tane G. Atom yani parçacı, tanrı parçacı isim vermek zorunda kaldıkları korkunç bir atom altı, atom üstünden daha cami, her şeyin her yerde olduğu, her gözlemlediğin zaman var oluyor, gözlemlediğin zaman başka şey olan bir alem. Allah'a göre. Dur da başlangıç. Efendim abisi? Yani diyor. Baktılar ki atom bittiği zaman atomla hiç alakası olmayan bir alem başlıyor. Onun için en baştaki adam demişti fizikçi. İngilizli galiba bu olaydan sonra. Ben Allah'a inanıyorum. Ya insan çok garip ya. Ne olur buranın kıymetini bilin. Basit basit sebepler çalmayın.
Ne olur rica ediyorum ve hatta yalvarıyorum. İnternette, televizyonlarda telef olmayın. Çünkü sanal kurgu dünyasına hapsetmek istiyorlar sizi. Hayal dünyasına, kurgu dünyasında en büyük hapishane odur. Köleleştiriyorlar bizi. Hayal dünyasında hapsolunca realiteden kopuk oluyoruz. Gerçekte uyamıyoruz. O nispetine hırçınlık ve asabilik oluyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşerinin nihayetlerine, en ileri hedeflerine, sarahate yakın işaret ediyor. Ah! Buralardan işte o defteri yazdım. Ya ne acayip. En nihayet ududuna. Ya ustad ya. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu madem şu ayetin lisan-ı işaretiyle diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ını seversen bunu ve alleme Adem'e esmen küllen nereden bilecek yahu? Ve bu mana mertebesini nasıl koyacak? Ya tuhaf bir şey ya. Ey beni Adem, sizin pederinize bak bak nasıl indi. Adem varlık, Adem yokluk. Adem cennette nasıl ihraç edildi? Bak bize ne diyecek? Ey beni Adem, yani ben, ey Hasan, buyur ya Rabbi. Senin, sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasından rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi madem onun evladı ve varis istidadısınız, bütün esmayı taallüm edip mertebe-i emanet-i kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Yani bu hakikatları fark ederek, hissederek, mahsederek, zevk ederek, uyandırarak melekut alemlerine insanın hakikatını gösteriniz. Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i aliyeye size yol açıktır. Maddenin arkasına geçerek maddeye hükmedebilirsiniz. Dünyada yaşarken ötelere geçip burayı değiştirebilirsiniz. Nazar ve niyetinizi inkişaf ettirerek eşyanın mahiyetini değiştirebilirsiniz. Aklınız inkişaf ettiği den çekirdeğin genetiğini nasıl değiştiriyorsanız ruhunuz inkişaf ederek eşyanın hakikatını değiştirebilirsiniz. Ömrü altına çevirmek gibi mi? Evet. Altıncılar dinlemesin dersen. Kömürü toprağı altına çevirebilirsiniz. Niyet ve nazar eşyanın mahiyetini, efendim abi. Estağfurullah. Esma-i İlahiye'nin değişik boyutlarını göstermek hali insanda var. Var. Evet, doktor diyor ki abimiz, Allah razı olsun. Esma'nın nihayetsiz mertebesini insan kendi aleminde gösterme meratibi vardır. Değiştirebiliyorsun. Mesela diyelim ki atom. Atomu değiştirerek, atom vardı bir esmanın bir mertebesi. Atomu değiştirerek atomun arka tarafındaki ifade eden esma mertebesini. Şimdi İzmir'de bir arkadaşla konuşuyorduk. Sıkmıyorum değil mi sizi? Çok mu uzattım? Biraz farkındayım ama. Yok hocam. Bak şimdi İzmir'de dedi ki abi nasıl değiştireceğiz dedi. Ben biraz dedi mantıkçı ve matematikselim dedi. Ondan sonra eşyanın mahiyeti nasıl değişir? Atom. Proton var. Elektron var. Değil mi? Siz dediniz ki fizikçiler daha önce, Cern'den önce ama. Eğer protonun büyüklüğünü çekirdeğin misket kadar yapıp Londra'ya koyarsak ona en yakın elektron İstanbul'dan geçecektir. Londra ile İstanbul arasının boşluktur. Ama atomun protonunu merkezini misket kadar büyütürsen. Misal. Aradaki boşluğu hatırlıyorum. Yani atomdaki o proton var ya misket. En yakın elektron İstanbul. Mesafeyi hayal et.
Yani bu mesafeye göre, ebata, boyuta göre misket nedir? İstanbul Londra arasındaki mesafe ile misketin çapını diyor. Ne kadar büyük? İşte maddede, atomda bu kadar boşluk vardır der. Öyle mi? Evet abi böyle okuduk dedi. Ben orayı, varlıkta boşluk yoktur. Orayı niyet ve nazar yapısı var orada. Orada boşluk yok. Boşluk bizim gözlemlemeye girmeyen yerdir orası. Boşluk dediğimiz şeye ihata edemeyip fakat inkar edemediğimizden boş demişiz oraya. Oysa biz boşuz. Ne var orada? Niyet ve nazarla orayı değiştirince atom değişiyor. Elektron değişiyor. Elektron değişince proton değişmiyor. Elma armut oluyor. Toprak altın oluyor. Bu insan üzerinde de aynı. Bütün eşyada proton aynıdır. Yalnız fark çemberindeki elektronların farklılığıdır. Eşyanın şekli evet. Değişiyor. Protonun dışında efendim iki tane olursa şu elektron, 8 tane olursa, 6 tane olursa bu. Oksijen, hidrojen. Proton aynıdır. Oksijen ve hidrojen, yanıcı, yakıcı arasındaki fark elektron sayısıdır. Değil mi? Farklılığı. Merkezde ehattır, tektir. O elektronu değiştirmek için o boş dedikleri ki boş değil. O atom altıdır, kuantum fiziğinin. Peki o nedir? Niyet ve nazarımızın değiştirme şifre zeminidir. Oraya ihata ediyor insan. Sirayet oralara ediyor. Orayı değiştirdiği zaman elektron değişiyor. Oluyor toprak altı. Öyle. Havasını alırlar. Ham 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 pşşş. Ham 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 Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek Allah Allah, en yüksek makamata gitmek, burada yaşarken. Fesubhanallah ya. Cennete giderseniz, gideceksiniz inşallah. Cebrail gelmez size. İnsanlık adına, namına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş makam. Ne acayip bir şey ya. Öyle bir harika bir yer ki, bu noktada zıtların cimri olduğundan, cennete de benzemiyor, cehenneme de benzemiyor. Bir garip bir alem. Vücut ve Adem'in kol gezdiği bir yer. Vay be, ne garip bir yer. Ama uyumuşuz. Melekler buradaki hallerimizin, bazı hallerimize çok şaşırıyor. Şaşırıyor, niye şaşırmak? Yani çünkü içerken Bismillah demek mesela, Allah Allah diyormuş. Evet, hani su içmiyor ki adam. Yani melek yani. Vallahi insanlığımıza ne kadar şükretsek az ya. Allah başka bir şeymiş ya. Şey o Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudaki dua anına nazar ediyorlar herhalde. Oradaki mana ne yani? Ona girmeyeyim şimdi. Ona ait bir Yusuf'un kuyusu diye şey yapmışız. Ona ait çok dersimiz var. Yusuf'un kuyusu, Nemrut'un ateşi, Firavun'un denizi, suyu. Böyle bir dersler var. Çok mutlaka onu tefekkür ehli dinlis. Çok uğraşmışım. Cennetten ihraç ediliyoruz. Furkan'a söyleyin çabuk atsın siteye. Çok keyiflidir. Hangi cennetten ne sebeple ihraç ediliyoruz? Ne yapmamız lazım ki? Şu anda mesela bak öyle bir cennettesiniz. Oh be ya değil mi? Şimdi bak bu halden Allah göstermesin de. Bu halden çıktın gittin televizyon açtın. İnternete girdin. İşte bu cennetten ihraç edildin. Hani diyorsun Allah havam gitti ya. Fiyakam değişti. Ulan moralim bozuldu ya. Ulan ne güzel bir durumdaydım ya. Lanet olsun ya. Ulan nereden gördün bu pisliği? Cennetten ihraç edildi. O seni cehenneme indirdi. Cennetimizden Cenab-ı Hak çıkartmasın. Son okuyorum şeyimi bitireyim. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan rüy zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de, bak bizim cennetimize nasıl çıkıyor, cehenneme nasıl düşeceğiz? Sakın siz de, bak onu kullanıyor burada.
Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Ve vakit be vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek, yani bu Esma-i Hüsna demek, bu ilimleri, bu dersleri tefekkür edince esma hali alıyorsunuz. O semavata uruç etmek için fununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta funun ve kemalatınızın menbaları, mesela ben fenni kullandım, kuantum fiziğini kullandım, matematiği kullandım derste, fiziği kullandım. Bak terakkiyatıma kullandım, merdiven yaptım onları. Ta funun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan iyi yaslanın son cümle. Bir daha. İyi şey yapın, daha uzatmayacağım. Ta funun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i Rabbaniye'me çıkasınız. Ve o Esma'nın dürbiniyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Allah'ı seyretmek, kör olası cehalet. Allah'ı bizden uzaklaştırdık. Allah varılmaz, seyredilmez, görülmez dedik. Beşer gözüyle gözükmez. İşte namazda Latife-i Rabbaniye görüyor. Şu andaki huzur hazır olanın alameti ve delilidir. Hazır olmazsa sende bu huzur olmazdı. Bunu kim fark etti şu anda? Latife-i Rabbaniye. Ama çanak anten, hep misal verirdim. Çanak anten seni gözle göremediğin uyduyu görüyor. Ama çanak antenin gördüğünü televizyonda sen görüyorsun. Direkt gözünle çanağın içine bakın, gördüğünü göremezsiniz. Çanak anten saçtır, saç demir parçasıdır. Onu gördüğünü sen göremiyorsun. Uyduyu göremiyorsun. Çanak antenin gördüğünü görüyorsun televizyonda. Uydudan misal haşa Allah, çanak antenden misal Latife-i Rabbaniye. Çanak antenle televizyon arasındaki kablo hissiyat, televizyon kutusu beden, televizyondaki elektrik hayat, televizyondaki program yapı ruh, televizyondaki film uzaydan, uydudan aldığı getirilen, o da şu andaki hallerin huzur. Yani Latife-i Rabbani Allah'ı nasıl görüyor? Çanak anten uyduyu nasıl görüyorsa. Ama sen görmeyi göze indirgersen ki çanak antenin içine bak bakayım görecek misin? Çanak anten uyduyu nasıl görüyorsa seni Latife-i Rabbani de Allah öyle görüyor. Abi buradaki kalp tabiri ayet alimlerinde kullanacağımız kalp mi? Hayır, burada da var. Yok yani kalp gözümüzde göreceğiz ya. Oradaki görme farklı mı, yoksa bu cismaniyete ait evet. Bir göz mü bu? Cismaniyete ait bir göz. Şu göz bir penceredir. Nefis seyreder, akıl seyreder, ruh seyreder. Göz bir hassedir ve penceredir. Vicdan, kalp bir penceredir. Vicdan, nezar seyreder. Gözler değişik olduğunu yaymak için yaptım. Kalp bir penceredir. Rüştü abinin güzel bir sözü var. Levent ne diyordu? Kalp yaşanmak isteyip de yaşanamayanların yaşandığı yerdir. Kalp yaşanmak istenip de yaşanamayanların yaşandığı yerdir. Yaşanmak istenip de yaşanmayanların yaşandığı yerdir. Kalp. Yaşamak istiyorsun, yaşamıyorsun ama yaşandığı yer orası. Evet. İşte hissiyat insanı kalp ve ruhun seviyesine çıkınca mazi ve müstakbelden sıyrılıyorsun. Haziran gibi oluyor. Kalp ve ruhun derece hayatına girince insan Esma'nın dürbiniyle kalbimizle Rabbimize bakasınız. Rabbinize bakasınız. Yani Allah seyrediliyor. Ama Allah anlayışınızı tavsiye edin. Bizim bildiğimiz Allah, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah değil o.
o esmadaki Allah'tır. Ne konuşuyorsak hep onun dairesinde. Ama o esmadaki Allah'ın aslı sıfattır. Onun da aslı şuunat-ı zatiyedir. Daha onun aslı mahiyeti zatiyedir. Onun mahiyeti zatiyası hakkında mümkün değil. Ezeli ve ebedi olarak bir şey bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz. Zaten perdeler var değil mi? Evet. Ama o esmadaki Allah, o gözüküyor. Fıkıh Ekber de yazar. Peki, gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Amin. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Evinize maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erba habiseleri, mevadi şerileri hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve selamete sebebiyet veren erva aliyeleri nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, huzuru için Hazreti Ali'ye yarattığın huddamı hangi esma ve sıfatında yaratmışsan, o esma ve sıfatın hürmetine ve hatırına bize huzura sebebiyet verecek huddamları yaratmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmet-i iştinab-ı keba ile daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, alemi İslam hakkında oynanan oyunların başlarına dinsiz ve imansız ve Kur'an ve vatan millet hainlerinin başlarına geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımıza, milletimize, memleket için, dinimiz için, vatanımız için, davamız için uğraşanları muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanların şerrinden muhafaza emin eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temassalat.